Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bize 5. sınıfa geçen Ömer Faruk kardeşiniz kelimeleri anlatacak. Dersimizde renklerle alakalı, hayvan isimleriyle alakalı, evimizde kullandığımız araç gereç ve evimizin bazı bölümleriyle alakalı kelimeler öğrendik. Şimdi bize akıllı selfie yöntemiyle Ömer Faruk bunları anlatacak. Ömer Faruk hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Ömer? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ömer, şimdi seni izleyen abilerim var, ablalarım var, kardeşlerim var, büyüklerin de izliyor. Bize kelimeleri anlatacaksın ama akıllı selfie yöntemiyle anlatacaksın. Mikrofon sende diyelim mi? Olur hocam. Mikrofon sende. Şimdi burada benim gördüğüm altı çizili şu kelimeler var. Bilmediğimiz kelimelere baktık biz değil mi Ömer? Sanki şunları bilmiyorduk. Evet, hikayeleri Evet. nasılmış bunlar? Hocam şimdi bize gümüş veriyorlardı. Diyorlardı. Gümüşü sil de ver. Biz de gümüşü parlatıp silip veriyorduk. Çok güzel. Sonraki kelime sanki bir de şuralarını işaretlemişiz. Evet, altını çizmişiz. Turkuaz dedik. Türk mavisi dedik. Hocam Ege Deniz, Akdeniz, Karadeniz oralar Türk mavisiydi. Mavisi renginde miydi? Yani Türk mavisi sanki bu renk değil mi? Şu an kullandığımız renk. Ekranda görünen Evet. gibi. Tamam. Burada navy diye bir kelime kullanmışız. Ömer, navy ne demek? Denizci ile ilgili, deniz ile ilgili demek. Tamam. Hikayesi nasıldı bunun Ömer? Hocam, ney evi dedik. Denizcilerin evinde ney çalıyorlardı. Allah Allah. Denizciler neyzendi yani. Tamam. Peki Evet. lacivert diyor. Peki lacivertin başka anlamı da var mı İngilizce? Lacivert. Blue. Güzel. Aferin Ömer. Devam edelim. Şimdi renkler, Ömer'le bilmediği renklerden birkaç tane daha öğrendi. Bunu anlatmış olduk. Güzel. Üç tane kelime cebimizde. Şimdi burada diyor ki biz zaten Ömer'le mevsimleri biliyoruz, ayları biliyoruz. Zaten videolarımız da var değil mi Ömer seninle yaptığımız? Evet hocam. Tamam. Diyor ki sınıf eşyaları diyor. Şimdi burada biz Ömer'le baktık. Ömer dedi ki ya hocam dedi ben şu kırmızı ile yaptıklarımızı bilmiyordum dedi. Onları yaptı. Şuradaki kelimede ne yazıyormuş hikayesini bir dinleyelim. Hocam stapler, Evet. zımbayla sepet yapıyorduk, sonra elimize Ha, sepetler batıyordu. Doğru mu? batıyordu Ha, güzel. Sonraki kelime. sepet. Çok tebeşir demek hocam. Hocam arkadaşlarımız zaten tebeşir verince 10 çuval, 20 çuval tebeşirimiz oluyordu. Allah Allah. O kadar çok ha? Çoğul diyorsun. Evet. Güzel. Sonraki kelimeye geçtim hemen. Burada ne yazıyor? Calculator. Evet. Kukuli yırt dedik. Kukuli hesap kitap yapıyordu. Ödü hesap makinesiyle bilgisayarda. Biz de kukuli diyorduk. Kukuli yırt diyorduk hesap makinesinde. Kalk da yırt kukuli hesap makinesini. Yırtıyor muydu O da kukuli bu? hayır diyordu. Ben de hesap kitap yapıyorum. Olmaz diyordu. Ya ben bu kukuliyi unuttum. Bu kukuli neydi ya? Bu ne anlama geliyordu bu? Hocam Kukuli bir tane çizgi film Ha, kahramanı. çizgi film kahramanı. Ha, ben de bilmiyordum. Tamam, ben de öğrenmiş oldum. Sonraki kelime. Folder. Evet. Dosya klasör. Hocam öğretmenimizin dosyalarını öğretmenimize götürürken merak edip bakıyorduk. Bir anda baktığımızda fal çıkıyordu içinden. Öğretmenimizin falıdır. Öğretmenimizin klasörüdür Ha, diyorduk. faldır. Tamam. Sonraki kelime. Glow. Kılabla. Bir tane kıllı bir abla varmış. O da diyordu abajur eline almış. Dünyayı geziyordu. Kura bir tane portala giriyordu. Gidince gezegenleri dünyayı geziyordu. Ha, bilim kurgu mu yani diyorsun bu? Science Oo, hala havaya cıvaya devam. Güzel. Sonraki kelime. Sanki burada ne yazıyormuş burada Ömer? animals hayvanlar. Değil mi? Şimdi Ömer burada bize anlattı arkadaşlar. Sınıf eşyalarından bilmediği kelimeleri gördük. Buradan 5 tane bilmediği çıktı. Onları yaptı. Şimdi bu Animals'a geçelim. Bakalım Animals'ta Ömer kaç tanesini bilmiyormuş. Onu bir görelim. Evet Ömer.
Grasshopper. Çekirge demek hocam. Ya biz buna bir akıllı selfie yapmadık. Sanki kelimenin kökünden hareket ettik. Doğru mu Ömer? Evet hocam. Nasıldı peki? Hocam şimdi çimenin içinde hoplayan bir şeyler vardı. Biz de onlara çekirgeler hopluyor dedik. Hop 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 mu yapıyorlardı? Evet. Ha, peki buradaki gras kelimesi mi çimen demek? Evet hocam. Ha, şimdi onu da böyle bir yeşil yapalım. Bize onu çimen olduğunda çağrıştırsın mı? Tamam hocam. Tamam, devam edelim. Burada çitayı, mitayı, işte güvercini, başka hangilerini biliyormuş? Oo, birçok şey biliyormuş sanki burada Ömer, değil mi? Evet hocam. Güzel. Devam edelim. Burada bir tane daha kelime eklemişiz. Bu kelimeyi anlatır mısın bize? Documentary. Dökmek tırı. Hocam tırları elimize alıp döküyorduk yerlere. Ha, Saçıyorduk. saçıyorduk, hatta bardağa döküp mü içiyorduk? Öyle bir şey de var Evet. mıydı? Bardağı döküp içince tırları belgesel yapıyorlardı o yaptığımız Ha, şeyi. belgesele mi dönüştürdüler bunu? Dediler ki çok garip bir şey yapıyor bu Ömer Faruk. Tırları bardağa döküp içiyor. Öyle miydi hikaye? Evet hocam. Tamam. Sonrakine bakalım. Şurada bir tane daha kelime gördük. Bu neymiş? Sparrow. Sparrow diyorduk. Serçeleri Kıbrıs Savaşı'nda almışız. Serçeleri önümüze dizmişiz. Serçeler de siper oluyor bize. Ha, süper oluyorlardı. Ne gibi? Sanki ebabil kuşları gibi miydi? Evet. Güzel. Devam edelim. Şimdi buradaki kelimelere gelelim. Şuradan itibaren evin eşyalarına geçti Ömer ve evin eşyalarında evin işte bölümleri olabilir. Evde kullanılan bazı alet, edevatlar, ekipmanlar olabilir. Bize Ömer bunların da hikayelerini anlatacak. Evet Ömer, şu koyu ile işaretlediğimiz kelimeyi bize bir anlatır. Staircase. Merdiven demek hocam. Hocam Hikayesi şimdi nasıldı? sitenin merdivenleri yerine sitenin merdivenleri yerine kayısı döşemişler. Allah Allah. Sonraki kime? Öyle Evin holü demiştik. Sanki bununla alakalı biz bir hikaye yapmadık. Öyle hatırlıyorum. Evet hocam. Çünkü bu yabancı dilden gelen bir kelime miydi? Evet hocam. Evdeki holede biz bunu kullandık. Evet, sonraki kelime. Landing kelimesi sahanlık demekti. Sahanlık nasıl bir Hocam şey Ömer? Tarif eder misin? sahanlık böyle küçük ahşap bir merdivendi. Tamam, onun belli bir kısmından bahsediyor. Hikayesi nasıldı? Hocam Londra'ya sahanlık satıyordu Türkiye. Londra'ya sahanlık satıyordu. O kadar çok sahanlık sattık ki artık acayip bir şey oldu, değil mi? Çok para kazandık. Sonraki kelime. Balkon. Balkoni. Balkoni. Balkanlar dedik hocam. Evet. Hocam balkonlardan soğuk hava dalgası bizim balkonumuza geliyordu. Balkonumuza geliyordu ve biz balkonda üşüyor muyduk? Böyle miydi? Evet hocam. Sonraki kelime. Abajur demekti hocam. Evet. Lamp şeyi. Lamba şehri dedik. Lamba şehrinde yaşayan herkes abajura benziyordu. Lamba şehrinde yaşayan herkes abajura benziyordu. Güzel. Sonraki kelimeye geçelim. Bu Kesayır yok. Bookcase. Bookcase. Bak kase dedik. Kitaplarımızın içinde küçücük bir kase vardı. Ha, kasenin içinden mi kitaplarımızı çıkarıyorduk? Evet. Küçücük kaseden kitap çıkar mı Ömer, değil mi? Tuhaftı. Evet. Sonraki kelime. Kaşın. Hocam şimdi biz kafamızı yastığa koyup çok uykumuz varken uyuyacağımızda kafamız kaşınmaya başlıyordu. Biz de uyuz olmuştuk. Allah Allah, yastık mı kafanı kaşındırıyordu? Ömer Faruk niye uyuz oldun diyorlardı. Allah Kafam Allah. çok Her kötü. yeri kaşıya kaşıya bir hal olmuşsun. Doğru mu? Evet. Tamam.
Bu arada bir kelime daha hatırlatalım arkadaşlar. Pillow kelimesi de yastık demektir. Bunu da ekleyelim buraya. Pillow diyor. Bu kelimeyi de Ömer'im ben yardımcı olacağım izleyenlerimize. Pili ovmak diyelim. Pili ovuyorsunuz. Pili ovduğunuzda saatinizin pilini ovuyorsunuz ve bu bir yastık haline geliyor. Pillow da yastık demektir arkadaşlar. Bu da bizim ders esnasında eklediğimiz bir başka kelime olsun. Çünkü İngilizce'de eş anlamlı birçok kelime var. Ömer'e bunu anlatmamıştık. Bu da Ömer'e sürpriz oldu. Ömer de burada öğrenmiş oldu. Ömer, sonraki kelimeye bakalım. Evet. Hocam yandaki mantelpiece'i atladınız da hocam. Atlamadık ama neyse devam edelim. Mental piece neymiş o? Metal pis dedik. Metal çok pis, böyle çok kirli bir metalde. Allah. Metal. Neredeydi bu? Hocam metali böyle suda bekletiyorduk. Çok pis bir metal oluyordu şöminedeki metal. Şöminedeki rafı, yani şöminenin rafı metaldi de çok pisti. Sonraki kelime. Hocam fire ocak demek, hem ateş anlamına da geliyor. Güzel. Hocam fire fareyi ocağa yaklaştırıp farecik dediğinde ocak Gitmiyor. yanıyordu. Gitmiyordu bari. Tamam. Sonra. Hocam Heh. painting piyon tın dedik, tablo demek painting. Piyon tın diye ses çıkarırken biz de tabloya resim çiziyorduk. Ha, yanında böyle yapıyordu değil mi? Tın tın diye ses çıkıyor. Demir sesi Evet. çıkıyor değil mi? Ne yapıyoruz? Beşli organımızı hep kullanıyoruz değil mi? Beşli organı Evet. neydi? Görme, dokunma, tatma, duyma. Bir de başka ne vardı? Dokunma mı? Evet. Tamam. Peki sonraki kelime. Ceiling. Silin diyorduk. Orayı tavanı sil. Bize tavanı sildiriyorlardı. Her gün tavan siliyorduk. Ya yakışır mı değil mi ya? Ömer daha 5. sınıfa gidiyor. Her gün tavan mı silinir Ömer? Sonraki kelime. Hocam. Stove. Hocam Play Store dedik, fırın demekti. Play Store'a fırın resmini Play Store açılıyordu. Ha, fırın resmiyle mi açılıyordu? Ha, diğer adı da neymiş? Cooker mıymış? Evet hocam. Cook kelimesi neydi Ömer? Cook yemek yapmak. Pişirmek. Cooker'da ne Pişirmek. oluyor? Pişirici anlamına geliyordu. Sonraki kelime. Kapı demek. Kapı demek değil de Dolap sanki dolap demekti değil mi? Cupboard. demekti hocam, pardon. Bordo bir kapı vardı. Bordo kapıyı açınca bordo rengindeki kapıyı, bir anda dolabın içine giriyorduk. Ha. Işınlanıyorduk dolabın içine. Kapı bordoydu ve açınca dolabın içine girmiş olduk. Güzel. Sonraki kelime. Oven, fırın ve ovunu kullanmıştık. Babamızın sırtını fırınla Ayıp değil mi Ömer? Babanın sırtını niye fırınla ovuyorsun sen? Adamı sakatlayacaksın. Tövbeler tövbesi ya. Güzel. Hikaye mi hikaye? Burada babamızı biz dalga geçmek, küçümsemek değil. Hikayede böyle düşündük. Öyle değil mi Ömer? evet hocam. Tamam. Sonraki kelime. Spoon. Sapan dedik. Evet. Hocam kaşığı lastiği takmıştık. Sapan gibi kullanıyorduk. Güzel. Sonraki Hem kelime. o kaşıkla yemek de yiyorduk. Sonra da yiyorduk değil mi? Sapanla. Ay vay vay. Sonra. Flying pen. Fly penguin dedik. Uçan penguenler dedik. Penguenler tavayla kayınca uçmaya başlıyorlardı. Allah Allah. Uçan penguenler tavayla uçuyordu. Sonra Hocam,
tavlaydı. Hocam, havluyla tavla oynuyorlardı. Havluyla tavla oynuyorlardı. Sonraki kelime. Veysel bin diyorduk. Aşık Veysel'e diyorduk. Gel de bin şu arabaya diyorduk. O da biniyordu. Bize çöp kutusundan çıkarıp 1.000 lira veriyordu. Allah Allah. Başka kelime var mı burada? Görmediğimiz sanki kelimeleri bitirdik. Doğru mu Ömer? Evet hocam. Ömer, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ömer burada bize belki 20 tane, belki 20'den de fazla kelimeyi arkadaşlar anlattı. Ömer'i bugün biraz yorduk. Biz Ömer'le yaklaşık 2 tane ders, 40 dakikada gördüğümüz kelimelerdi bunlar arkadaşlar. Bu gencimiz 5. sınıfa geçti. Her yaştan herkes hangi kelime olursa olsun, hangi dil olursa olsun bu tekniği kullanarak birçok şeyi çok kısa vakitte öğrenebilir. Ömer de bunu bize ispatladı. Öyle değil mi Ömer? Evet hocam. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok hocam. O zaman bizi izlemeye devam etsinler mi? Evet hocam. Like atsınlar mı? Evet hocam. Sevdikleriyle paylaşsınlar mı? Evet hocam. O zaman herkese şu an öğle saatleri çekiyoruz biz. Öğlenleyin ne diyoruz birbirimize? See you good afternoon. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.